Ve savaşın 27. günü taraflar ne yazık ki ateşkes konusunda anlaşmaya varamadı henüz. Zelenski Putin'i ikna etmek için şimdi de referandum kartını masaya sürdü. Rusya'nın şartlarına Ukraynalıların yanıtını tahmin etmek zor değil. Bu sebeple Kremlin de öneriye çok sıcak bakmıyor. Üstelik Rus istihbaratının Zelenski'ye suikast planladığı da iddialar arasında. Saldırılar son sürat devam ediyor. Ukrayna ise hem direniyor hem de Rusya'yı masaya oturtmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Zelenski'den savaşın gidişatını değiştirecek bir teklif geldi. Rusya'nın talepleri için referanduma gidebiliriz dedi. Ne olursa olsun bu sadece Cumhurbaşkanı'nın vereceği bir karar değil. Parlamento ve Ukrayna halkı tarafından kararlaştırılacak uzun bir süreç. Kremlin ise çevrim içi olarak devam eden müzakerelerin ilerlemediği görüşünde. Hal böyle olunca Putin-Zelenski zirvesi için yeterli altyapı da henüz sağlanamadı. Amerikan Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Putin için sert ifadeler kullanmıştı. Amerika'nın Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Biden'ın sözleri için protesto notası verildi. Standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. NATO ülkeleri Rusya'yı yaptırımlarla köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Biden, Rusya'nın bu yaptırımlara siber savaşla yanıt vereceğini öne sürdü ve kimyasal saldırı uyarısı yaptı. He's already used chemical weapons in the past and we should be careful about what's about to come. Cephe hattında çatışmalar her geçen gün sertleşiyor. Savaştan en çok etkilenenlerse siviller. Geçtiğimiz pazar günü hipersonik füzeyle vurulan bir alışveriş merkezinde 8 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı düzenledikleri saldırının görüntüsünü yayınladı. Ukrayna ordusuna ait çok namlulu roket atarların ve füzelerin o alışveriş merkezinde saklandığı öne sürüldü. Mariupol kentinin neredeyse tamamı harabeye döndü. Rusya tamamen kuşatılan şehrin teslim edilmesini istiyor. Halkın büyük kısmı şehri terk etti ama iki ateş arasında kalanlar da var. Bir fabrikanın Rus bombardımanıyla imha edilmesi havadan görüntülendi. Ukrayna askerleri ve milisler Rus ordusunu durdurmak için büyük çaba sarf ediyor. Bir Rus tankının vurulma anı kameralara böyle yansıdı. Rus istihbaratının Zelenski'ye suikast düzenlemek için harekete geçtiği de iddia edildi. Yakalanan bir Rus ajanının evinde suikast silahları ve planlar ele geçirildi.